bu COVID'in gerçekten insanlarımızın sağlıklı, iyi ve eski günlerdeki gibi dostça yaşamalarımızı ve misafirlerimizi bu anlayış içerisinde tercih ederek böyle doldurmayı değil, tedbirle. Sayın Genel Başkanımı mikrofona davet etmek istiyorum. Buyurun efendim. Verdiği amatörlere çok emek veriyor. Tüm Türkiye'de kendi evine geldi. Biz hoş geldi diyoruz. Sefayıza, derdimize çare olacaksa hemen karşılığını aldığımız bir bakanlık ve TASK ilişkisi kuruyorum. Sayın Bakanım, Sayın Genel Başkanım, değerli protokol. Hasvali ediyorlar. Amatör evlerini ziyaret ediyorlar. Sayın Bakanım, bunların bizim için fevkalade önemli olduğunu vakitin darlığında Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan Beyefendinin sporcu kimliğini zannediyorum Bakanlar Kurulu'nda bile tabirleriyle bakanlarımıza hissettirdiğini duyuyoruz. Ülkenin dört bir tarafından iki gençliğine hizmet üretme adına bir çatı oluşturan amatör kulüplerimize bakanlığımız kimliğiyle Sayın Bakanımızın spor kulübü başkanlığı sırasında ve bakanlığı döneminde bugün bir tören vesilesiyle bir aradayız. Bu bereketli yılı yine evimizdeyiz burada. Şükürler olsun. Bakanlık da sizin eviniz. Bakanlığımızda ağırlamak isterdim sizleri. Ancak bu yıl seçimleri gerçekleştirdi amatör camia. Türkiye genelinde. Genel olarak. Ve ben hem bir hayırlı olsun ziyaretine bulunmak istedim. Çok teşekkür ederiz. Hem bu güzel töreni amatörler evinin çatısı altında gerçekleştirerek bu sevinci birlikte yaşayalım istedim. Ve tabii bu sinerjiyi büyütme adına bu yıl her zaman olduğu gibi amatör spor kulüplerimize yine destek verdik. Şüpheniz olmasın, desteklerimiz artarak devam edecek. Biz her alanda olduğu gibi sporda da sporun tüm paydaşlarını maddi manevi destekleme noktasında hiçbir zaman vazgeçmeyeceğiz. Pandemi şartlarına rağmen desteğimizi, çabamızı, yatırımlarımızı hiçbir zaman bir adım geriye düşürmedik. Ve her yıl sizlerin de şahit olduğu gibi amatör camiamıza desteklerimiz devam ediyor. Ve bu yıl 61 milyonluk bir yeni destekle yılı inşallah kapatacağız. Engelli kulüplerimiz, futbol kulüplerimiz, olimpiyat ve paralimpik oyunlara sporcu yetiştiren kulüplerimiz ve bu anlamda geniş bir yelpazeyi içine alan, Türkiye'nin 81 vilayetini, ilçelerini kapsayan bir kulüp genişliğiyle kapsayıcı bir şekilde 61 milyonun tüm amatör camiaya, tüm spor kulüplerimize, sporcularımıza hayırlı, bereketli olmasını diliyorum. Değerli arkadaşlar, önümüzdeki süreçte amatör spor kulüplerinin öneminin daha artacağına, misyonlarının daha bir önem kazanacağına inanıyorum. O yüzden 2022'de her zamankinden daha fazla çalışmak, her zamankinden daha fazla gayret göstermek ve işbirliği gerçekleştirmek durumundayız. Gençlik ve Spor Bakanlığı olarak sizlere güvenimiz her daim tam ve her daim sizlerin yanındayız. Ortak akılla, katılımcı ruhla bizim bakanlığımızın temelinde gençler var, sporcular var. Ve o çerçevede de katılımcı ruh var. İşte amatör camia da bu katılımcı ruhun en önemli sembollerinden biri. Katılımcı ruhla el ele vererek, omuz omuza vererek inşallah bu başarıları büyüteceğiz. Hiçbir evladımızın hayallerini karşılıksız bırakmayacağız. Gençlerimizin elinden tutacağız. Başarıları tesadüfe bırakmayacağız.
Başarıları hem destekleyeceğiz hem gençlerin önünü açacağız. Onları teşvik etme noktasında, onları keşfetme noktasında. İnşallah bundan sonra el birliğiyle daha çok çalışıp Türk sporunu uluslararası anlamda daha başarılı kılacağız. Halkımızı, milletimizi kadınıyla, erkeğiyle, genciyle, yaşlısıyla, engelli, engelsiz tüm kesimlerini spora eriştirme noktasında da inşallah çıtamızı yükselteceğiz. Evet. Hazırız Sayın Bakanım. Sağ olsun. Hasan Bey gelsene aslında. Sen de gel. Sen de gel. Hasan Bey olsun ya. Mustafa Bey gel. Gel. Arkadaşlar. Tamam. Sağ olun. Sağ olun.